Evet. Bizi dost doğru yola ilet. Şimdi burada bu şeyi Heda'yı işleyecek. Yani Heda, Hüda, tabi Mastani yazmış buraya. Şimdi diyor ki Heda fiili diyor asluhu, bunun aslı en yeteaddâ billâmi ya lam harfi celiyle müteaddi olmasıdır. Ev bi ilâ ya da ilâ harfi celiyle müteaddi olmasıdır diyor. Yani tabi burada şunu söylemeye çalışıyor. Hani birinci mefulünü tamam harfi cersiz alır. Yani Heda bir meful alır aslında. Fakat ikinci mef'ulünü ya lam harfi ceriyle ya da ila harfi ceriyle alır. Burada niye bunu söylüyor? İhtina yani ihtina ila sıratil müstakim ya da ihtina li sıratil müstakim olması gerekiyor aslında. Ama buna rağmen lam ya da ila burada hasfedilmiştir diyor. Bunun peki nereden çıkartıyoruz? Çünkü başka ayetlere bakıyoruz ki ke kavli teala inne hazel kur'ane. Bu Kur'an yehdi hidayeti iletir. Lilleti hiye akvam. En doğruya iletir. Burada ne yapmış? Lam harfi celle kullanılmış bu ayette. Ve inneke sen letehdi iletirsin ila sıratı müstakim, dost doğru yola iletilirsin. Burada da ila harfi celle. Yani Araplar demek istiyor ki tabi Kur'an-ı Kerim Arapların kullanımına göre gelmiştir. Direkt ayetten örnek gösteriyor. Arap şiirine hiç ihtiyaç duymuyor. İla da olabilir, lam da olabilir diye söylüyor. Şimdi fe'umile muamelete ihtara. Diyor ki bu ihtara muamelesi yapılmıştır buna. Fi kavlihi teala. Cenab-ı Hakk'ın şu buyruğuna vaktara Musa kavmahu. Evet. İsa değil mi? Şimdi burada nesef, evet güzel. Yani burada arkadaşlar bu ihtara Musa kavmahu demesi aslında yeterli oluyor. Çünkü bu meşhur da, bu nahiv ilminde meşhur hasbi İsa olayı değil mi? Yani aslında bu ihtara Musa min kavmihi. Öyle değil mi? Evet. Normalde. Şimdi ihtara Musa. İhtara fiili min harfi ceriyle mef'ulünü alır. Fakat biz ne yapıyorduk? Burada min harfi ceri hasfedilir ve bu mecrur doğrudan ihtara fiiline iyisal yapılır. Yani burada bir hazif var. Öyle değil mi? Hazif var. Sonra kavm kelimesi ihtaraya iyisal yapılır. Yani ne demek? Anlam bakımından ulaştırılır. Böylece biz buna ne diyoruz? Hasbi İsa diyoruz. Yani burada demek istediği şey şu. İhtina sıratal müstakimde hasbi İsa'l vardır. Lam harfi ceri ya da ilah harfi ceri hasfedilmiş ve fiile doğrudan ne yapılmış? Bağlanmıştır. İsa'l yapılmıştır. Tabi İsa'l yapılması aslında hani bir şeyin hasfedilmiş olması neyi gerektirir? İcazı gerektirir. Öyle değil mi? Evet. İcaz da bir icaz türüdür. Yani harfin hasfiyle icaz, icaz. Tabi harfin hasfiyle icaz ve her icaza icazdır. Onu söylemeye çalışıyor değil İtnap mi? İtnap hocam. İtnapta da bir şeylik var. İtnap tam tersi oluyor. Tam tersi tam ama. Tersi uzatmak suretiyle olur. Ve itnabın yani, en temel amacı nedir? Litakriri zihni. Yani litakriril mana. Mananın fi zihni zihne yerleştirilmesi. Bunlardan bir tanesi. Başka amaçlar da var. İşte o yüzden ihtara muamelesi bu demek yani. Hasfi İsa diye bu şekilde nahi kitaplarına ihtara Musa örneği yerleşmiştir. Adeta bir alem olmuştur. İhtara Musa kavma diyorsa yani hasfi İsa vardır. Bunu söylemeye çalışıyor bize. Şimdi ve mâne talebil hidayeti. Peki hidayeti istemenin anlamı ne? Şimdi tabii bunu niye söylüyor? Çünkü hidayet konusunda ulema arasında ciddi bir ihtilaf var. İhtina bizi ne demek yani? İhtina bizi hidayete erdir ne demek? Diyor ki, hidayeti istemenin anlamı nedir? وَهُمْ مُهْتَدُونَ Halbuki onlar hidayete ermişlerdi. Şimdi ihtina, bunu kim söylüyor? Bunu müminler söylemiyor mu? Yani bir mümin niye Allah'a ihtina desin ki? Zaten hidayete ermiş. O yüzden diyor ki, aslında bunun manası talebu ziyadetil huda, hidayetin artırılmasını istemektir. Neyle? بِمَنْحِ الْاَلْطَافِ Lütufların bahşedilmesi suretiyle. Yani Allah lütuflar bahşediyor. Yani ibadet etmeye kolaylaştıracak yollar bize bahşetmek suretiyle hidayetin artırılmasını istemektir diyor. Budur diyor. Yani orada bir ziyade manası vardır. Yoksa bu hidayete ulaşmak anlamında değildir diyor. Evet, bitme diye de. Zaten onu da gelecek. Evet. Ke kavli vellezine ihtedav. Mesela vellezine ihtedav. O hidayete ermiş kimseler. Zâdehum huda. Allah onların hidayetini artırmıştır. Demek ki diyor hidayet artırılabilir. Öyleyse burada hidayetin artırılması manasındadır.
Şimdi. Yani buradaki hidayet iman manasında mı? Hidayet tabi iman manasında. İman artar mı eklenir mi? Bu konuda biliyorsunuz ulema arasında ihtilaf var. Eşariler diyorlar ki hidayet yani iman dediğimiz şey artar ya da eksilir. Ama Maturidiler diyor ki hayır artmaz eksilmez ancak güçlenir ya da zayıflanır. Burada aslında mesele şu. Hidayeti bir de şöyle değerlendiriyor. Aslında hidayet dediğimiz şey biliyorsunuz ki keşrafı okuduğumuz için keşrafta durum farklı. İman diyemezsin. Hidayet bütün ibadetlerdir, imandır. Hepsi aslında bir bütün sayıldığı için Mutezile bunu ayırmıyor. Dolayısıyla ibadet etmek de bir hidayettir. Hidayetin artırılmasıdır. O yüzden eğer namaz kılmazsan bir hidayeti yerine getirmediği için küfre düşmüş oluyorsun. Evet. Ama tabii ki ona ne diyorlar? El menzile beyn el menzileten. Çünkü ölmeden önce hala bir fırsatı var. Eğer tövbe ederse o zaman sıkıntı yok. Ama tövbe etmezse ölürse bir namaz kılmadığı için artık o ebediyen cehennemde oluyor. Namaz kılmak çünkü bir hidayeti eksik yaptığı için. Büyük günah mı oluyor canım? Tabii ki. Beş vakit namazı kastediyoruz tabii. Şimdi وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا yine bizim yolumuzda cihad edenler. Şimdi Allah yoluna cihad edenler Müslümanlar olmaz mı? Ama ne diyor? لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا biz onlara yollarımıza hidayet yani yollarımıza iletiyoruz. Yani hidayete erdiriyoruz diyor. Bak Allah cihad edenler hakkında hidayet kelimesini kullanıyor. Yine buradaki hidayet. Zaten hidayete ermiş bir kimse hidayete erdirilmez. Yani onların o hidayetini artırıyoruz manasındadır demek istiyor burada Zemahşeri. Bu ayeti tasavvufçularda kullanıyor değil mi? Tabi. Evet. Tasavvufta bir geçinmek için bunu kullanıyorlar mesela. Evet. Tabi. Onlar da manevi terakkiler için bunu kullanıyorlar. Allah'a giden yollar birçoktur diye her tarikatta bu yollardan bir tanesini kullanıyor. Bu şekilde kullanıyorlar ayet. Dolayısıyla manevi bir yükseliş anlamında zikrediyorlar. Ama bunlar tabii birer tevil değil mi? Biz ise tefsirle uğraşıyoruz. Tevhille uğraşmıyoruz. Her ne kadar işaret tefsir diye de adına tefsir dense de hakikate tefsir değil. Değil mi? Tabi'in sahabe tevil diğer gelenler tefsir yapmıştı değil mi? Peygamber ve ashabın yaptığı açıklamalar tefsir, diğerleri tevildir deriz. Evet. Maturidi anlayışına göre. Ama Maturidi anlayışına göre tabii. Ve an Ali'yin ve Übey'in radıyallahu anhuma. Hazreti Ali ve Übey'den de şöyle bir kendi mushaflarında şöyle bir açıklama varmış. İhtina febbitna diye ne yapıyormuş? Tefsir tarzında mushaflarına yazılmış. Tabii bunlara tefsir tarzı, tefsiri türünden kıraat deniyor arkadaşlar. Tefsiri kıraat yani bunlar. Yani bunlar aslında kelimenin anlamını izah etmek için. Yoksa bildiğimiz kıraat manasında değil. O yüzden tefsiri kıraat denir bunlara. Burada da ihtidai febbitna diye açıklamış olmaları demek ki bizim vermiş olduğumuz anlamı da aslında ne yapmaktadır? Pekiştirmektedir demek istiyor Keşraf. Zemahşeri. Şimdi vasigatul emri ve duayı diyor ki şimdi burada ihtina dedi ya bizi ilet. Şimdi emir ve dua sıgası. Yani bir şey emredersin unsur. Yardım et dersin. Ama bir de bir adam der ki unsur ne bana yardım et. Yani dua bir istek anlamında değil mi? Alttan yukarıya doğru olduğu zaman dua. Üstten aşağı olduğu zaman emir manasında oluyor. İltimas denkler akranlar arasında olursa. Ama diyor kalıbı diyor vahidetun aynıdır diyor. Dolayısıyla kalıbı aynı ama anlamı değiştiren değil mi? Oradaki siyaka bakıyorsun. Kim kimden istiyor? لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا çünkü bu hem emir ve duadan her biri diyor, talep istemektir. Talebun bir istektir diyor. Temel anlamı istektir. Ama birisi üst makamdan alt makamdan istemesi, diğeri de alt makamdan üst makamdan istemesi şeklinde sadece değişiyor. Emir ve dua arasındaki fark. Ha zaten söylüyor. وَاِنَّمَا يَتَفَاوَتَانِ evet. Burada diyor ikisi farklılaşır. Fir rütbeti makam konusunda farklılaşır. Emir üst makamla alt makama olan bir istek. Dua ise alt makamla üst makama olan bir istektir diyor. Ve kara Abdullah İbni Mesud. Abdullah İbni Mesud ise nasıl okuyormuş? Erşidna diye okuyor. Ha. Bak şimdi burada erşidna diye okumuş olması arkadaşlar bu neye girer? Bu harfe girer değil mi? 7 harften bir tanesidir. Eğer kelime komple anlamı harfleri değişiyorsa bu bir harftir. Artık biz buna kıraat diyemeyiz. Tefsiri kıraat da diyemeyiz çünkü
Hani ihtina erşitna demiş olsa ha tamam burada tefsir yapıyor. Ama burada doğrudan ihtinanın yerinde erşitna varsa bu bir harftir. Hani Kur'an 7 harf üzerine inmiştir dediğimiz şeydir yani. Harfleri namazda harfe göre okumak caiz oluyor mu? Bize mütevatir yolla bir harf Kureyş dışında ulaşmadığı için o yüzden okuyamayız. Mütevatir yolla ulaşması lazım. O yüzden erşitna diye okuman caiz değil. Namaz geçerli olmaz. Çünkü mütevatir olması lazım. Mütevatir olan sadece Kureyş harfi bize gelmiştir. Diğer harfler gelmemiştir. Tabii eğer bunu lehçe olarak kabul edenlerin görüşüne göre ama bu. Çünkü bu konuda çok net bir şey yok. İttifak yok. Şimdi gelelim es-sırat. Bakın sırat dedi. Halbuki ayette ne geçiyor? Sırat. Ne demek istiyor arkadaşlar? Aslında sırat kelimesinin kökü seratatan geliyor. Fakat tı kalın bir harf ya. Sin ve tı aynı kelimede bulundukları zaman o kalın harfe ittiban yani mahreç yakınlığı nedeniyle sin sağda dönüşür. O yüzden sırat kelimesini burada izah ediyor. Direkt bize hemen onu söylemeye çalışıyor. Şimdi diyor ki sırat kelimesi el caddetu yol demek. Cadde, yol, geniş yol manasında. Nereden geliyor diyor bu? Min sarata eşşey'e. Ben şimdi min sarata eşşey'e dedim. Niye eşşey'e dedim de eşşey'u demedim? Lazım. Çünkü önemli olan bize meful alıyor mu almıyor mu? Sarata eşşey'e diyerek onun meful alıp almadığını gösteriyor değil mi? Bir şeyi yuttu anlamından geliyor. İza, nereden biliyorsun yuttu anlamında oluyor? Hemen söyle. İza iptela'ahu, onu yuttuğu zaman. Yani yutmak anlamında. Bak iptela'a kelimesi de müteaddi değil mi? Hu zamirini almış. Sarata kelimesi de aynı şekilde müteaddidir diyor ve yutmak anlamındadır. Hocam şimdi, şey diyeceğim. Evet. Sözlükle alakalı olacak da biraz. Şimdi böyle geliyor ya sözlüklerde. Yani burada niye ey demiyor da iza diyor? Madem ikisi aynı anlamda. Ha. Çünkü ey dediği zaman sanki sen onu sadece o anlamda olduğunu vurgulamış oluyorsun. Halbuki bir kelime birçok anlama gelir. Ama eğer yutmak anlamında kullanırsa müteaddi olur. Ama başka bir anlamda kullanırsan lazım olabilir. Yani bu birden fazla anlam olabileceğini ifade eder. Eğer izah diyorsa. Ha, ama ey diyorsa ha. Demek ki bunun ikinci bir anlamı yok. Sadece bu anlamda kullanılır. Demek min ki o. Serata şey. Arada böyle ince bir fark var. Min serata dedik değil mi? Min yani şu kökten gelir manasında. Evet, evet. Yoksa min harficeli fiili mazi gelmedi. Onu sakın öyle düşünmeyin. Yani şu mazi lafzından türemiştir. Mazi lafzından gelmiştir. Evet. Şimdi niye peki hani ne alakası var? Yutmakla yol ne alakası var diyor. لِأَنَّهُ çünkü yol يَسْتَلِطُ yutar. اَسَّابِلَةِ o yolun içinde olan kimseyi yutar. اِذَا سَلَكُوهُ o yola girdiği zaman. Yani sen yolun içinde olduğu zaman sanki değil mi? Yolun içinde olup o yol seni yutmuş gibidir. O yüzden yol tarafından yutulan kimse. Yani yol üzerinde yürüyen her bir varlığı yutmuş oluyor. Burada da yutan demek aslında. Sırat yutan demektir. Ve burada biz yol anlamını kullanıyoruz. Arap bu şekilde düşünerek yutan manasını kullanmış. Mesela diyor kemâ sümmiye lekamen. Mesela lekamen kelimesini kullandığı gibi. Lakamen de aynı şekilde yutmak manasına geliyor değil mi? Lokma da oradan geliyor. Yutulan şey değil mi? Yok lokma. Mesela ennehu yeltakimuhum. Yine çünkü tabii lakam dediği şey yani yine yola lakam kullanıyor. Çünkü lakam yani o yol dediğimiz şey insanları ne yapıyor? Yutuyor. O yüzden yola yine lakam da denir. Biz tabii lokma kelimesini buradan kullanıyoruz. Şimdi söyleyecek. Vassıratu. Peki ben niye sırat diye açıkladım da sırat diye açıklamadım? Çünkü sırat kelimesi min kalbi sini sağdan. Sinin sağda dönüşmesiyle gerçekleşmiştir. Bunun aslı seratadan gelir. Sözlükte sinden bakacaksın demek istiyor. Sattan bakmayacaksın. Li ecli ta'i. Ta harfinden dolayı. Ta'nın kalınlığı nedeniyle mahreç yakınlığı var. O yüzden bu şekilde dönüşmüştür. Peki bunun başka bir örneği daha var mı? Ke kavli mesela musayitir ayetinde. Sin. Halbuki bu müsayitir, sayitaradan geliyor. Ama oradaki sin ta'daki yakınlıktan dolayı sa'da dönüşmüştür. O yüzden mesela sen bunu kalkıp da sayit, sat'tan bakmayacaksın. Sin'den bakacaksın. Sayitara, yusayitir, sayitaradan diye. Evet. Musayitir diye okuyoruz biz değil mi? Musayitir, evet. Sat ile okuyoruz.
Hocam müsaade edince okumak caiz oluyor mu? Sinil okumak mı? Evet. Zaten öyle kıraat var. Bazen haftada, zaten söyleyecek şimdi, söyleyecek. Haftada yazıyor. Hocam. Söyleyecek. Her türlü bunların hepsiyle okunmuş kıraat var. Evet. Vakad yüşemmu bazen koklatılır. Yani hissettirilir. Es-sadu sada savtel-zâyi za sesi hissettirilir. İhtinaz zıratal müstakim diye de okunuyor yani. Böyle bir kıraat da var. İhtinaz zıratal müstakim. Evet. Böyle bir kıraat var. Ve kuri'e bihinne cemi'a. İşte bütün bu kıraatların hepsiyle okunmuş. Sırat sinni de okunmuş. Sırat sattı da okunmuş. Zirat zeyli de okunmuş. Ama hafif böyle. Zirat çok net belli etmiyorsun. O yüzden yüşen bu diyor. Koklatılır. Yani böyle hafif hissettirilir. Tam ama zeyli diyor, zaten. Tabii. Seyredir. Evet. Ama diyor. Ve fushahunna. Bunların en fasihi. Şimdi soruyorum. Burada fusha kelimesi arkadaşlar. Fusahi yazmış bizde. Ne? Fusahi. Fusahi mi? Bakayım. Fusahihim. Allah Allah. Öyle olmaz ya. Ve fushahunne. Bunların en fasihi. Şimdi soruyorum, bu fusha ne kelime? Yani bende görüyorsunuz değil mi tahtada? Fusha. Bravo. İsmi tahtili nesidir? Müennesi değil mi? Efsahu, efsahani, efsahuni, efasihu, fusha. Tıpkı ahmedu, ahmedani, ahmedune, ahamidu, humda. Der gibi değil mi? Humra. Evet. Ekberu, ekberan, ekberun, ekabiru, kübra. Der gibi. Evet. Hocam, sonunda hemze. Hemze olur mu? Hemze niye olsun? Sen kübra diyorsun orada. Değil mi? Tabii o elif-i maksuradır. Eğer öyle bir şey zannediyorsan yanlış düşünüyorsun. Şimdi ve fushahunne, bunların en fasihi ihlasus sadı, sadın saf, katışıksız bir şekilde okunması. Yani ne sin okuyacaksın diyor, ne de zalı okuyacaksın. Saf bir sad harfi okuyacaksın. Evet. Ki vehiye lugatu Kureyş'in, bu Kureyş lugatı, lehçesi, yani Kureyş harfi. Dedi ki harfler. Kureyş harfine göre böyle okunur diyor. Vehiye effabitetu fil imam. İmam dedi. Yani neyi kastediyor? Eğer abi, el imam diyorsa neyi kastediyor arkadaşlar? Hayır. Hayır. Hazreti Osman'ın mı? Hazreti Osman'ın çoğalttığı İmam Musaf'ı. Resmi evet, Osmani. Tabii Resmi Osmani dediğimiz İmam Musaf'ında da sat ile vardır. Sin ile yoktur demek istiyor. Evet. O yüzden yani hem Hazreti Osman'ın Musaf'ına uygun hem Kureyş lehçesi böyle, o zaman diyor sad okumak daha iyidir diyor. Ve yucma'u, tabi bu da cemilenir. Surutan diye cemilenir. Surut, fu'l kalıbında. Peki bunun başka bir örneği daha var mı? Nahvu kitap kelimesi mesela. Kitap kelimesi. Bu, bakın kitap, yazılan şey manasında. Kütüb, bunun cemisi sırat, aynı kalıp değil mi? Kitap, sırat, aynı kalıp. Ve kütübün diye cemisi geliyor. Şimdi, ve yüzekkeru ve yüennethu. Tabi bu sırat kelimesi hem müzekker olur hem müennes. Tıpkı kettariqi ve sebili, tarik ve sebil kelimeleri gibi. Mesela ettariqu hüve de demek caizdir. Ettariqu hiye demek de caizdir. Yani hem müzekker hem müennes olarak kullanılıyor. Yine essebilu hüve ya da essebilu hiye. Sırat kelimesi de aynı. Yani bu yol kelimeleri müzekker de kullanılabiliyor, müennes de. Çünkü orada erkekler de gidiyor, kadınlar da ya. O yüzden caiz yani. İkisi de kullanabiliyoruz. Vel muradu bihi. Tabi ayetteki sırattan maksat nedir? Tariqul hakkı, hak yoldur. Ki ve huve milletul İslam, bu da İslam dinidir. Ne demek istiyor yani arkadaşlar? Ne demek istedi burada? Vel muradu bih diyerek. Vel muradu bih. Sıra. Mezhebine atıf yapıyor. Hayır. Burada istiari tasrihiye var diyor. İslam sırada benzetilmiştir. Dost doğru yola benzetilmiştir. İslam müşebbehtir, İslam dini. Sırat ise müşebbeh bih'tir. Burada müşebbeh bih olduğu için istiare-i tasrihiye vardır diyor bize. Öyle değil mi? Yoksa Allah yola niye iresin? Ne yapacağız biz yolda? Yolda değil mi? Yol yani bildiğin yol. İnsanların gittiği yer. Ne yapacağız biz yolda? O yüzden bu. O yolun sıfatı var hocam. Tamam dost doğru. Dümdüz bak. Böyle ip gibi bir yol. Müstakim o demek yani. Yani hakiki manada olunca böyle olur. Hayır, hakiki manada değil. Yani
İslam dini. İstihare-i tasrihiye var diyor. Peki soruyorum. Şimdi burada istihare-i tasrihiye asliye midir, tebaiye midir? Hocam müştak bir isim olduğu için sırat müştak mı? Şey, değil mi? Bak az önce dedi es-sırat min sarata dedi. Ha, sarata yani mastardır demek istedi. Asliye. Değil mi? Asliyedir. Asliye, evet, gerçi bu konuda ihtilaf var. Kimisinin bunun mastar olmayıp sıfatı müşebbe olduğunu söyleyenler de var. O zaman müştak olur. O zaman müştak olur. Değil mi? Evet. Ama isme dönüştüğü için müştaktan isimle nakledildiği için yine asliye olur. Mesela kitap kelimesi ismi sıfatı müşebbe desem bile kitap artık bir isim olduğu için burada yine aslı iyi olur. Yani o anki haline bakacaksın. Geçmiş haline bak. Mesela Ahmet kelimesi. Sen buna müştak mı dersin? Yoksa isim. Ya da Mustafa kelimesi. Sen buna müştak mı dersin? Camit mi dersin? Camit oldu. Tabii ki camit. Çünkü alem bu. Özel ismi haline gelmiş değil mi? Ama aslı nedir? Müştaktır aslı. Yezid kelimesi. Değil mi? Mesela Yezid de öyle. O yüzden o anki kitap da böyle. Yani o yüzden ikinci görüşe göre kabul etsek sıfat-ı müşebbe olduğunu yine bu asliye deriz. O yüzden istiare-i tasrihiyeyi asliye. Siz şeyi görmüş müydünüz? Mücerrede mürasşaha mutlaka. Tamam, o zaman onu sormayalım. Evet. Hocam bu yani sıratın çoğulu surut değil mi? Evet. Bizim bir arkadaş bundan dolayı ödül kazanmıştı. Dedi ki hoca derste sırat kelimesinin çoğulu var mı dedi. Yok dedi hoca, çünkü yol bir tanedir, doğru yol falan. Tamam dedi, bunu delillendirdi de sana 500 lira vereceğim dedi. Verdi ama gerçekten yani. Ama varmış yani çoğalı. Nereden bulmuş? Elmalı'dan birkaç bir şey almıştı, götürmüştü. Bizim Erhan. Hmm. 500 lira aldı. Hay be. Şu an Cem'de 500 lira var. Bilirseniz dedi, şey yapacağım dedi. Ama varmış çoğalı yani. Değil. Havadan 500 lira. Cem'inize ne kadar var? Cemert hocaymış yani. Ben Cem'le para taşımıyorum. Siz fakirler gibi. Evet. Pekala, devam edelim. Sıratallezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gayril mağdubi aleyhim ve laddalin. Kendine kızanların ve sapanların yoluna diyoruz. Şimdi bakalım. Bedelun minas sıratil müstakim. Diyor ki, sıratallezine kelimesi, gerideki es-sıratal müstakim. Tabi asıl olarak hani teknik itibar, es-sırat kelimesinden bedel değil mi? Şimdi soruyorum. Bu bedel ne tür bir bedeldir? Bedel kül, minel kül değil mi? Hı. Çünkü sıratallezine en'amte, nimet verdiklerinin yolunun bütünlüğüyle sıratal müstakimin bütünlüğü aynı değil mi? Evet. Değil mi? Aynıdır. Çünkü bir parçası değil ki. O yüzden bedel kül, minel küldür. Şimdi bakalım niye bedel diyor. Bakalım. Ve hüve bedel. Niye bedel dedi diyor. Çünkü bedel dediği zaman bu fi hukmi tekriril amili. Amilin tekrar edilmesi hükmündedir. Yani adeta ihtina es-sıratal müstakim, ihtina sıratallezine en'amte aleyhim. Ve amil tekrar edilince ne olmuş oldu arkadaşlar? Ne olmuş oldu? Yani değil mi? Bak tekit. Tekidi lafzı olmuş oluyor değil mi? Yani bedel yaptığın zaman tekit yapmış oluyorsun aynı zamanda. Tekit de bir itinap türü değil mi? Sözü uzatmanın amacı nedir burada? İtinap. Yani burada aslında itinap var. İtinabın amacı tekittir. Dolayısıyla aslında bir taşta birkaç kuş vuruyorsun. Hem bedel yapmış oluyorsun hem tekit. Ama tekit olsa sadece tekit olur. Bedel olmaz. Ama bedel yapınca hem tekit oluyor diyor. Ki enne hakkıyla. Sanki şöyle demiş oluyorsun. İhtina bizi ilet es-sıratal müstakime. Dost doğru yolu ilet. İhtina sıratallezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerin yoluna ilet diye bedel yapınca hem bedel hem de tekit olmuş oluyor. Kemâ kâle, nitekim şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak başka bir ayet-i kerimede. Lillezîne sud'ifû, zayıf bırakılan kimselere. Limen âmene minhû, onlardan iman edenlere. Bak burada da bedel var. Değil mi? Ama buradaki bedel de amil lafzan tekrar etmiş. Görüyorsunuz. Limen, lillezîne limen. Burada amilin tekrarını göstermek için bu ayet-i kerimeyi zikrediyor. Bir harfi ceri tekrar etmiş. Ama aslında tekrar etmesine değil mi gerek yok. Hocam bu ayette de yine bedel kul minel kul mu oluyor? Ha. Sanki bak ustud'ifu zayıf bırakılanlar dediği zaman her türlü zayıf bırakılanları içine almaz mı? Evet. Ama amene minhum dediği zaman ne oldu? Bedeli bazı minel kul oldu. Hı. Değil mi? Evet. Çünkü minhum diyor. Min bazıyet ifade eder. Evet. Peki devam edelim. Fe in kulte.
Şimdi peki diyor, ma faidetül bedel. Niye bedel demedik? Halbuki burada arkadaşlar, 3 hani şık burada mümkün olmaz mı? Es-sıratal mustakim, sıratı aynı lafız ya, tekit diyebilirdik. Bedel dedi zaten. Atfı beyan da diyemez miydik? Değil mi? Aynı zamanda atıf beyan da olur derdik. Ama bedel tercih etti. Niye bedel? Çünkü diyecek ki وَهَلَّا قِيلَ ve Cenab-ı şöyle denilmesi gerekmez miydi? Şöyle denilmeli değil miydi? اِهْدِنَا صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلِمْ. Yani direkt böyle deseydi ya. Niye اِهْدِنَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ sonra صِرَاطَ الَّذ۪ينَ. Niye bedel yaptı Allah? Niye doğrudan hani maksat asıl صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ olacaktı? Çünkü bedel yapıldığı zaman tabi bunu niye söylüyor? Arkadaşlar bedelde kendisinden bedel yapılan kelime meskutun an hükmündedir. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela ben örnek yapayım. Şimdi ca'e ehu ca'e ehuhu diyelim ki Zeyd'in. Şimdi burada ne yaptık? Atıl beyan yaptık. Değil mi? Atıl beyan. Dedi ki onun kardeşi Zeyd geldi. Şimdi burada kimin geldiğini ifade ediyorsun? Onun kardeşinin geldiğini ifade ediyorsun. Hı hı. Asıl fail burada bu değil mi? Hı. Onun kardeşine vurgu yapıyorsun burada. Zeyd ise bu kardeşin kim olduğunu açıklıyor. Ama eğer sen bunu mesela şöyle örneği yazmaya gerek yok. Eğer sen bunu bedel yapmış olsan bu sefer bu ehu kelimesini adeta yok hükmünle sayıyorsun. Asıl vurdu salla kardeşi. Yani Zeyd, asıl Zeyd. Zeyd geldi. Ona vurgu yapmış oluyorsun. Bedel ile atıf beyan arasında böyle bir fark var. İşte o yüzden diyor ki hani bedel yaptık ya, bedel yapınca ne oldu? Cenab-ı Hak kime vurgu yaptı? Neye vurgu yaptı? Sıratallezine en'amte aleyhim. O nimet verilenlerin yoluna vurgu yaptı. Adeta sırat-ı mustakimi sanki yok hükmünde kabul etmiş oluyorsun eğer bedel yaptığın zaman. O yüzden diyor madem ki maksat, asıl amaç hani nimet verilenlerin yolu, o zaman direkt öyle deseydi ya. Hani niye lafı uzattı? Hani tabiri caizse. Buldu derim ki faidetuhu, bedelin faydası şudur. Bir, ettevkidu tekit. Bunu zaten söyledik değil mi? Yani şimdi zaten bunu söyleyecektim ama biz erken söylemiş olduk. Bir, tekit yapmış oldu bedel yaptığımız zaman. Çünkü niye tekit yapmış oldu? Dedik ya, aminin tekrarı hükmündedir. İhtina sıratan mustakim, ihtina sıratan ledine. Amin iki defa tekrar ediyor. Şimdi ettevkidu limafi. Çünkü bunda bir tekit, ettevkidu yani tekit vardı. Neden? Limafi. Bunda var. Minet tesniyeti ikileme var. İki defa söyleme var. Ve tekriri ve tekrar etme var. Yani aynı tabi atıl tefsir yapmış oldu. Vel iş'ari ve bildiriyor. Neyi bildiriyor? Bi ennet tarikel mustakime, o dost doğru yol, beyanuhu ve tefsiru. Aynı zamanda onun beyanı ve tefsir açıklaması sıratul müslümine. Müslümanların yoludur. Yani sıratallezine en'amte aleyhim. Kendine nimet verenler kimlerdir? Müslümanlar. Müslümanlardır. Müslümanların yolu. Yani demek istediği şu. Aslında bedel yaptığımız zaman hem tekit yapmış oluyoruz hem de atfı beyanı da içine almış oluyor aslında. Böyle bir taşla üç kuş vurmuş oluyorsun yani. Hocam, ha, onu söyleyecekti zaten ama olsun şimdi söylemiş olduk. Şimdi nimet derken ne demek istiyor? Bunu tabii tartışacak, konuşacak bunu. Şimdi aslında nimet keşşafa göre nimet derken bütün nimetler. Cins olarak. Bütün nimet. Allah burada nimeti mutlak bıraktı. Niye? Bütün nimetleri biz istemiyor muyuz? Peki bütün nimetlere ulaşmanın yolu nedir? İtaat. Cennete gitmektir. İdaret. Yani bütün nimetler bize nerede verecek? Cennete. O zaman cennete gitmek için ne olacak? Ne gerekiyor? İman. İslam, iman. İşte o yüzden en büyük nimet imandır. Dünyadaki nimet. Çünkü iman nimetini elde ettiğimiz zaten bütün nimetleri elde etmiş oluyorsun. O yüzden Müslümanlar dedi. Çünkü hakiki manada kendisine nimet verilenler Müslümanlardır. Çünkü Müslüman olduğun zaman bütün nimetler senin oluyor. Sıratların merkezinde. Evet. Dememiş. Allah'tan.
Tabii çünkü bu gerçekten o yüzden takdir görüyor. Objektif bir şekilde çoğu zaman tefsir yapıyor. Niye kûne zâlike? Niye peki bu şekilde söylüyor? Niye o zaman sıratallezîne en'amte aleyhim diyor? Niye yani tefsir ederek bunu böyle söylüyor? Liyekûne zâlike? Böylece bu bedel ifadesi olsun. Şehadeten bir şahitlik olsun. Li sıratil müstakime, Müslümanların yoluna bir şahitlik. Neye dair bir şahitlik? Bil istikameti, o Müslümanların yolunun dost doğru olduğuna dair. Ala eblagi vechin ve akidi, en mübalağalı, en tekitli bir şekilde Müslümanların yolunun dost doğru yol olduğuna da tanıklık etmiş oluyor. Yani Müslümanları aslında ne yapmış oluyor arkadaşlar? Met etmiş oluyor, övmüş oluyor. Yani bu şekilde bedel yapmak suretiyle Müslümanlara karşı bir övgü var burada bu ayette. Bu açıklamalar tam olarak aynı bu şekilde böyle sahabe dönemindeki Efendimiz Aleyhisselam dönemi müşrikler anlıyor muydu? İşte böyle anladığını düşünüyoruz. Neden böyle anladığını düşünüyoruz? Çünkü Arap edebiyatında şöyle bir uslup var diyecek şimdi bak. Ha. Bunu öyle kafasında bu anlamı söylemiyor. Bak ne yaptın, hemen bu soruyu sordun. Evet. Acaba bu kafasından mı atıyor böyle bir anlam anladığını? Ashab böyle mi anlamış acaba? Evet böyle anladı. Bak şimdi Arap edebiyatında böyle bir uslup var o dönemde. Şimdi diyecek ki kema takul. Nitekim şöyle dersin. Yani Arap edebiyatında şöyle bir uslup var. Yani Cenab-ı Hak bu usluba göre aslında ayeti ifade ediyor ve ashab da öyle anladığını biz düşünüyoruz. O yüzden işte aslında Zemahşer'in bize yaptığı şey ashabın zihnini bize açıyor. Eğer ashab gibi o edebiyata vakıf olursak, Arap uslubuna vakıf olursak, Kur'an'da o usluba göre gelmiş ya, böylece onlar gibi Kur'an'ı anlama yoluna ulaşabiliriz. Bu nedenle işte dil biliminin anahtarını kullanmaya çalışıyor burada. Başka türlü Kur'an'ı onlar gibi anlamamız mümkün değil. Değil mi? Yani o yüzden bunun tek yolu dil bilimidir. Dolaylı matematik. Aynen öyle. Şimdi bakalım. Diyor ki kemâ tekûl. Nitekim şöyle dersin. Yani Arap şöyle diyor demek istiyor. Şöyle bir kullanımı var. Mesela hel edullüke, sana göstereyim mi? Ala ekramin nâsi, insanların en şereflisini. Ve efdalihim, ve en faziletlisini göstereyim mi? İşte fulanım. O kişi falandır. Yani Allah şöyle diyor. İşte bizi, yani biz şöyle diyoruz. Bizi dost doğru yola, işte dost doğru yol. Var ya o dost doğru yol, işte dost doğru yol, şu Müslümanlar. Var ya odur işte. Dost doğru yol görmek istiyorsan Müslümanlara bak. Hani diyorlar ya, işte bir kahraman görmek istiyorsan falana bak. Burada da dost doğru yol görmek istiyorsan Müslümanlara bak. Böylece Müslümanlara ne yapmış oluyor? Bir övgüde bulunmuş oluyor. Değil mi? Aynı zamanda dost doğru yolun ne olduğunu bize somut bir şekilde göstermiş oluyor. Çünkü sırat-ı müstakim soyut bir şey değil mi arkadaşlar? Yani dost doğru yol, hani İslam dedik ya, soyut bir şey. Soyut bir şey. Halbuki Arap edebiyatında nasıl bir uslup var? Ne kadar çok somutlaştırırsan, değil mi? Edebiyatta o kadar zirve yapmış olursun. Adeta Cenab-ı Hak o soyut olan İslam dinini beden halinde göstermiş oluyor. Müslümanlar diyerek, değil mi? Bu açıdan da aslında edebi yönden bize Arap edebiyatındaki o somutlaştırmaya en bariz bir örnek var burada. Aynı zamanda tabii Arapların bu uslubunu gösteriyor. Hani bizim Türkçe'de buna benzer bir uslub var. İşte kahraman görmek isterseniz falana bakın. Bir şerefli, bir cenneti görmek isterseniz şuna bakın mesela. Evet, değil mi? Mesela öyle. Feyekûnü zâlike. İşte bu oluyor. Eblega, daha mübalağalı. Fî vasfihi bil kerami vel fadli. Onu şereflilik ve faziletle nitelemekte daha mübalağalı oluyor. Min kavliki, senin şu sözünden daha mübalağalı. Mesela sen aslında şöyle diyebilirdin. Hel edüllü ki. Belir. Daha abartılı tabii burada. Bildiğimiz belagat. Yok, o anlamda değil. Daha abartılı. Daha üst düzeyde. Yani övgüyü son noktasına ulaştırıyorsun manasında. Belir anlamında değil. Hel edüllüke, sana göstereyim mi? Ala ekram, pardon. Hel edüllüke ala fulanim. Sana filanı göstereyim mi? Öyle bir filan ki el ekrami el efdal. En şerefli, en faziletli. Yani Cenab-ı Hak şöyle deseydi. İhtina sıratal müslimine, ki sıratal müstakim. Yani hüve sıratal müstakim demiş olsaydı. O Müslümanların yolu, ki o Müslümanların dostları yoldur. Böyle bir sıfat yapmış olsaydı olurdu ama öbür türlüsü daha güçlü. Yani işte ne diyorsun? Ca'e Zeydun diyorsun.
şuca'un, eşşuca'un, cesur Zeyd geldi diyorsun. Yani cesur Zeyd geldi demek var. İşte bir kahraman, bir cesur adam geldi ki o Zeyd'tir. Demek var yani. O yüzden arada böyle bir ince fark var diyor. Bu öbür türlü daha mübalağalıdır diyor sıfat getirmekten. Çünkü adeta, şimdi zaten şöyle diyecek, anlatacak. لِأَنَّكَ çünkü diyor, فَنَيْتِ bu durumda sen iki defa ifade etmiş zikrahu. Bu sırat kelimesini, yani o dost doğru yolu ifadesini iki defa zikretmiş oluyorsun. Mücmelen, başta mücmel. Değil mi? Hicmel, evvela. Öz olarak. Öz, sırat-ı mustakim diyorsun. Kapalı. İyi de bu sırat-ı mustakim nedir yani? Bilmiyorsun. Sonra ve müfassalen fâne, ikinci bir defa daha zikrediyorsun ama bu sefer tafsilatı. Yani o Müslümanların yolu diye net, bariz bir şekilde onun ne olduğunu bize gösteriyor. Ve evkâte, ve böylece diyor meydana getiriyorsun fülâne, bu örnek verdeki fülân kelimesi var ya, hani alâ ekramin nâsi ve efdali fülân. Buradaki fülân kelimesi tefsiren ve idâhan lil ekramil el efdali. En şerefli, en faziletli olan insanın tefsiri konumunda olmuş oldu. Yani hani ayette uygulayacak olursak, Müslümanların yolu ifadesi, yani sırat-ı lezîne en'amte aleyhim ifadesi, dost doğru yolun bir tefsiri olmuş oldu. Fecaaltehu, ve böylece diyor sen bunu, yani fülan kelimesi ne yaptın? Alemen, bir alem yaptın. Yani artık ne yaptın? Özel bir varlık haline getirdin. Fil kerami vel fadri, şeref ve fazilette. Adeta diyor ki Müslümanları ne yapmış oldu? Hidayette bir alem haline getiriyorsun. Yani Müslümanlar hidayetin ta kendisidir demek istiyorsun diye bir güçlü vurgu vardır diyor. Feke enneke kulte, sanki diyor sen şöyle söylüyorsun. Men erade, kim isterse, racülen bir adam, camian toplamış, lil hasleten iki haslet, yani hem şerefi hem fazileti kendi içinde toplamış bir adamı görmek isterse mesela, fe aleyhi bi fulan, işte ona falan kişi gerek. Yani kim bir kahraman görmek isterse falan kişi diyoruz ya, aynı onun gibi. Fehve, işte o falan da el müşakhasu el muayyen, o belirgin bir kişidir. Yani Ahmet'tir, Zeyd'tir mesela. Böyle belirgin bir kişiyi ne yaparsın söylersin. Niçin? Liştimaihima. Çünkü o hem şeref hem de fazilet toplanıyor. Fihi o kişide gayra müdafi'in, tartışmasız, ve la münazi'in, ve ihtilafsız bir şekilde onda toplanmış oluyor. Ve ellezine en'amte aleyhim, geldik buna. Kendilerine nimet verilenler. Humul müminuna. Bak. Şimdi burada müminler dedi. Halbuki tabi bunu niye söyledi? Çünkü başka müfessirler diyor ki en'amte aleyhim peygamberlerdir diyorlar. Neye dayanarak? Ulaike ellezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddıkine ve şuhedai ve salihin. Değil mi? Sıddıklar, şehitler, salihler. Ama diyor ki burada o ayette, çünkü aslında nimet verilenlerin sadece belli bir örnek veriyor. Bazılarından bahsediyor. Değil mi? Bedel var hocam. O yüzden değil mi? Orada mesela bedel baz olduğunu söyleyebilirsin. Yani min baziyet ifade için direkt bedel baz olmaz orada da. Baziyet sadece. Yani burada ya da beyani olur. Ama onların bir kısmını beyan etmiş oluyor. Hepsi baziyet olmaz da beyani. Bir kısmını beyan etmiş oluyor. Halbuki diğer müminlerin onun içine girmediği anlamına gelmez o. Yani bütün müminler o kapsama girer. O yüzden hümül müminu ne demek daha doğrudu? Peygamberler deyip de bu nimeti sadece onlara tahsis etmek de doğru görmüyor. Hüzem Aşeri. Şimdi ve atlakal in'ame. Peki burada nimet en'amte kullandı ya. Şimdi arkadaşlar burada ne demeye çalışıyorum? İn'am kelimesi mutlak kullandı. Ne demek istiyor burada? Şimdi Allah, en'ame. Allah istemese biz. Bak. Hayır, o demek tamamen nahvi düşüneceksin, nahvi. Şimdi en'ame müteaddi bir fiil değil mi? Ve mef'ul alması gerekmiyor mu? Ve burada mef'ul almış mı? Mef'ul bih yani. Almış mı? Almış. Hani nerede almış? Gayri sarih almış. Hayır, mef'ul bih sarih almış mı? Almış. Çünkü bu müteaddi. Halbuki alması gerekiyor değil mi? Neyi verdi nimet olarak? İman. Ama işte söylemiyor burada. Bak mutlak bırakıyor. İşte bu da bir hazif var burada değil mi? Eğer mef'ul bih hasfediliyorsa bu da bir icazdır. Yani burada bir icaz var. Peki neden hasfediliyor?
hasfedilmesinin sebebi nedir onu söyleyecek şimdi. لِيَشْمَلَ كُلَّ اِنْعَامٍ tüm nimet vermeleri içine kapsasın. Tüm nimetleri kapsaması için burada mutlak bırakıyor. Halbuki direkt iman nimeti derdi. Ama sınırlandırmış oluyor. Ne gereği var? Bütün nimetleri kapsasın. O zaman bu kafirleri de gitme yolu yok mu? Ama bak. Şimdi ne diyor? Gerçek manada bütün nimetler cennette elde edilir. Ve bu da İslam ile olur. Ama sen bütün nimetleri dediğin zaman İslam demekten daha teşvik edici olur. Öyle değil mi? Biz bütün nimetleri istemiyor muyuz? Her şey, bütün nimet bizim olsun. Daha teşvik edici. İslam demekten daha güzeldir. Evet. Şimdi, çünkü İslam'da o nimetleri seni ulaştırdığını bu şekilde hissetmiş oluyorsun. لِأَنَّ مَنْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Çünkü Allah'ın kendisine nimet verdi. Ne nimeti? Bir nimetin İslami. İslam nimeti verdiği kimse lem tebqa nimetun hiçbir nimet kalmaz ki illa asabetu ancak ona gelir vaştemelet aleyhi ve onu kapsar. İslam nimetini elde eden bütün nimetler onun olur cennette. Öyle değil mi? O yüzden bu daha güzeldir diyor. Ve an İbni Abbas'ın İbni Abbas'tan da diyor şöyle bir rivayet var. Ama bak an İbni Abbas diyor. Yani ruviye an demektir bu değil mi? Yani zayıf. Yani ama zayıf kabul ediyorum. Radıyallahu anhuma hüm o kendilerine nimet verilenler ashab-ı Musa aleyhisselam. Musa'nın ashabıdır. Yani onun kavmidir. قَبْلَ اَنْ يُغَيِّرُوا Tevrat'ı değiştirmeden önceki o İslam, Müslüman oldukları hallerindeki o Musa'nın ashabıdır diye bu şekilde tefsir etmiş. İbn Abbas'tan böyle bir rivayet var. Ama bu da aynı zamanda ne yapmış oldu? Sınırlandırmış oldu. Bir de bunu niye zayıf kabul ediyor? Şimdi Musa'nın ashabı dediği Yahudiler değil mi? Evet. Peki Fatiha nerede iniyor? Mekke'de. Mekke'de Yahudi var mı? Yok. Muhatap kim? Müşrikler. Öyleyse müşriklere hiç alakadar olmadığı Yahudilerden niye örnek versin? Değil mi? Yani muhatap açısından uyumlu değil. Halbuki muktazayı hale cümlenin değil mi kelamı uyumlu olması lazım. O yüzden bu rivayeti zayıf görebiliyoruz. Rasulün belki de bu yüzden medeni diyor. Ha, çünkü şöyle diyorlar ya oradaki el-mağdubi aleyhim Yahudilerdir. Bali ise Hristiyanlardır. Ha, Yahudi ve Hristiyanlar da Medine'de olduğuna göre o zaman bu sure mutlaka medeni olmalı diye de tabii bu şekilde söylemiş olabilir. Oraya da geleceğiz yani. Değil mi? Şey, peygamberlerin şeyleri, kıssaları genelde Mekke'de iniyor. İnmiyor mu? Evet. Ve onların yani içinde başka milletlere de vardır yani. Siz Mekke'de onlar gibi olmayın aslında demek istemiyorum. Yani Mekke'de olmayan Yahudiler falan mı? Ama bu bağlamda düşünürsek bu konu. Ha, bu bağlamda düşünürsen olur ama. Ne? Mekke'de Yahudiler bilinmiyor mu yine de? Ama tabii yine de hani doğrudan Yahudilerin yolunu göstermesi de daha onları tanımıyorlar çünkü Yahudileri. Bak bir peygamberlerin yaşamlarını örnek vermesi ayrı. Ama doğrudan bir Yahudilerin yoluna iletilmesini istenmesi ayrı bir şey yani. Tanımadıkları bir kavmin yoluna istemeyin biraz tuhaf olmaz mı? Ya. O zaman İbrahim'in yolu der. O daha yakın muhatap açısından. Hanif dini çünkü onlar. Yine makul değil yani. Vakıyla bir görüşe göre ise humul enbiya'u onlar peygamberlerdir diye söylüyor. Ve kara İbn-i Mes'ud, İbn-i Mes'ud'un da şöyle bir kıraati vardır diyor. Şimdi bak sırata men en'amte aleyhim diyor. Ellezine yerine men koyuyor. Şimdi bu kıraat nasıl bir kıraat? Kıraat midir yoksa harf midir? Harf değil mi? Çünkü kelime komple değişiyor. İşte çünkü her harf arkadaşlar bir kıraattır. Ama her kıraat harf değildir. Bunu unutmayın. Hocam orayı bir daha alalım. Her harf bir kıraattır. Fakat her kıraat harf değildir. O yüzden bu harftir ama kıraat diye nitelendirmiş değil mi? Kara demiş. Caiz. Caizdir çünkü her harf bir kıraattir. O yüzden harfi kıraat diye ifade edebilirsin. Ama her kıraatı harf diye ifade edemezsin. Hocam, kelime farklı. Kıraatı olmayan harfleri namazda okuyamıyoruz.
Tabii. O yüzden sadece Kureyş harfiyle okuyabiliriz. O yüzden bundan namaz kılamazsın. Onu kıraat kabul etmek ne kadar doğru? Neyi kıraat kabul etmek? Mütevatir olmayan harfleri. Mütevatir olmayan harfleri kıraat kabul etmek mi? Evet. Niye? Şaz kıraatler var. Onları şaz kıraat kabul ediyoruz işte. Şaz kıraat. Tabii tabii. Bu şaz kıraat. Tabii. Bu şaz kıraattir. O yüzden bundan namaz kılamazsın. Ama tefsirde kullanabilirsin. Hüküm çıkarmada vesaire de. Mesela hemen buradan bir hüküm çıkartalım. Bunlar şey hocam. Nasıl hüküm çıkartırız? Es-sırat alledin. Es-sırat kelimesi marife değil mi? Ben söyledim. Sırat hemen nedir? İzafet. Tamam da nasıl bir izafet? Bak sırat hemen neye muzaf olmuş? İsmi mevsul ya. Bu men nasıl bir isim mevsul? Marife mi nekre mi? Marife. Yapmayın. Nekre mi? Niye hocam? Ama ben size ne dedim? Elledi, elleti marifedir. Ama üç tane ismi mevsul var ki bunlar nekredir. Men, ma, bir de nekreye muzaf olmuş. Eyyu. Demiş miydiniz? Demediysen de şimdi diyorum. Evet. Bunlar nekredir. E men de nekre. Öyleyse sırata kelimesi marife mi nekre mi? Nekre hocam. Ama nasıl nekre? Muzaf olmuş bir nekre. Muzaf olmuş nekre. Tamam da. Yani muzaf olunca ne oluyor yani? O nekre alır gidiyor. Şimdi nekre bir kelime bedelden marife olur mu? Olmaz. Şeyden pardon. Evet. Marifeden bedel olur mu? Olmaması lazım. Olmaz hocam. Olmaz. Nasıl yapacağız peki? Yapamayız. Şimdi arkadaşlar nekre bir kelime tahsisleşme özelliklerine sahip olamıyor mu? Olur evet. İşte İzaf nekre bir kelime. Nekre bir kelimeye muzaf olursa tahsislik özelliği kazanır. Tahsisleşir. Tahsisleşirse marifeyle yakınlaşır. Marifeyle yakınlaştığı için de marife kelimesinden bedel olabilir. O zaman sırata men demek de burada. O zaman tahsis yapıyorlar. Yani. Aynen. Tahsis eşliği için yine bedel olabilir. Evet. Onu söylemeye çalışıyor. Peki. Gayril mevdubi aleyhim. Burada. Evet. Burada durabiliriz. Ben şuraya hemen bir işaret koyayım.